Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. Sözden Nam-ı Diğer'le Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da mukaddime bölümünün ikinci işaretine geldik. Hatta ikinci işaretin bir sayfasını, aslında o sayfa da yarımca ama devirdik, arkasına geçtik. Konuşmaya devam ediyoruz. Daha bitiremedik. Sanırım bir iki gün daha mesaimiz var. Ama ondan önce hemen yine Haşr Risalesi'nin başına dönüp ayetimizi bir hatırlayalım. Hangi güzel adımla yola çıktığımızı bir tahattür edelim. Bu bize lazım. Ne için lazım? Öncelikle ne yaptığımızı unutmamamız için lazım. İkinci olarak da nereye varacağımızı unutmamamız için lazım. Evet. 10. söz 2 ayet-i kerime ile başlıyor. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayet Fenzur ila athar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. İnne zalike le muhyil mevte ve hu ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa mealini bir kez daha okuyayım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bu ayetin penceresinden kainatı okumaya devam ediyoruz. Kaç ders olduğunu hatırlayamıyorum ama 10. sözü kaç derstir işliyoruz. Tahtur edemedim şimdi. Fakat şöyle söyleyelim. 12 suret gördük. O suretlerden sonra da bir işaret okuduk. Bu da ikinci işaret. Yani nereden baksanız herhalde 10-15 sayfa bir metin okumuşuzdur diye tahmin ediyorum. Yanlış mı tahmin ediyorum? Sizin için sayfaları da bir saymayı deneyeyim. 82 başlangıcımız. Şu an olduğumuz yerde 98, 16 sayfa. 82, 98, 16 sayfa, evet. 15 sayfa dedim, yakın tahmin tutturmuşum. Şimdi ikinci işarete geldik, fakat ikinci işarette ne konuşuyoruz? Özetle bir hatırlarsak, burada peygamberlere imanı konuşuyoruz. Peygamberlere imanı niçin konuşuyoruz? Haşr Risalesi isimli eserde. Çünkü Haşr'den önce İnsanda inşa edilmesi gereken akideler var. Müslümanın itikadı belli bir sıralamayla kalbinde oluşan, biriken, dikilen bir kule gibi yani. Öyle düşünelim. Ve şüpheler de cevaplanırken yine, diyelim ki A şüphe, B şüphe, C şüphe, bunların da belli bir hiyerarşi gözetilerek yanıtlanması gerekiyor. Ebu Bekir Sifil Hoca buna çok dikkat çeker. İtikadi sapmaların olsun, ameli sapmalar olsun. Büyük çoğunluğu Allah tasavvurunda bazı eksiklerden, noksanlıklardan kaynaklanır. Yani iş arkası kollandığı zaman, arkasına yüründüğü zaman varılacak yer Allah tasavvurundaki bir sıkıntıdır. O düzeldiği zaman akide de düzelir, amel de düzelir. Yani silsile şeklinde etki eder. Biz de bu bahse hem suretlerde hem işaretlerde önce Allah'a imanla başladık. Allah'a imanın kaçınılamaz, karşı konulamaz bir gerçek olduğunu öğrendik, ders aldık o bahislerde. Hem suretlerin başında hem de burada birinci işarette. Şimdi ikinci işarette de Efendimiz'e imanın, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a imanın, ondan sonra da peygamberler silsilesini Hazreti Adem'den Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'a kadar olan o silsileye imanın kaçınılmaz olduğunu, yine karşı konulmaz olduğunu ders alıyoruz. Bu da bize lazım çünkü haşre iman bir omzuyla Allah'a imana dayanıyorsa, bir omzuyla da peygambere imana dayanıyor. Çünkü ikisinin
zaruretiyle mi diyelim, bildirmesiyle de hem de zaruretiyle haşre iman ediliyor. Nedir bu? Bunu göreceğiz. İlerleyen bahislerde daha da açılacak. Ama burada da ikinci işaretle de peygambere imanı ders aldığımızı bilelim. İkinci işareti yine baştan sona bir okuyayım. Ondan sonra tefekkürünü etmediğimiz kısımdan başlayarak ince okumasını yapmayı deneyelim. Tevfik, inayet, rahmet Allah'tan. Biz de keremini diliyoruz yani elbette bu bahisler, bu hakikatler mürşidimizin himmetiyle, elbette Cenab-ı Hakk'ın öncelikle hidayetiyle kalbimize yakılıyor, aklımıza parlatılıyor. Biz de dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak nurundan ayırmasın. İkinci işaret. Hikayede bir Yaver-i Ekrem'den bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o Yaver-i Ekrem, Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın, öyle mukaddes bir saniyine, böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. İşte bu kısmı bilsek, tamam ya, deizme devayı aldık. Artık kimle karşılaşsak böyle bir ne diyelim argümanı veya sapması olan ve onun dahiliğini yapan, davetçiliğini yapan, ona çağıran birisini görsek, şu paragrafı ezberimizde tutabilsek, tutamıyorsak manasını hafızamızda tutabilsek, nakledebilsek, tamam yani o deva burada saklı. Bir daha okuyorum. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın, öyle mukaddes bir saniyine, böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Ya, hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemal-i sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemal-i sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini, zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. İki taraflı yani. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla, ki hem Habib'dir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymetdar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin.
hem mümkün olur mu ki bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de rehber bir muallim tayin etmesin? Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi şu kainatın tahavvülatındaki maksat, gaye ne olacağını, müşir tılsımı muğlakını, hem mevcudatın nereden, nereye, necisin, üç suali müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın? Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin? Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin? Hem bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, her biri bir bürhan-ı kat'idir ki, uluhiyet risaletsiz olmaz. Uluhiyet risaletsiz olmaz. Uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'dan beyan olunan efsaf ve vezaife daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kat'a. Belki o bütün resullerin seyyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mukarrebinin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakk-ı kamer ve parmaklarından su akması gibi binebali mucizatından, had ve hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir bahri hakaik ve 40 veçh ile mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karip vücuhu icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz diyoruz ve ikinci işareti böylece bir kere okumuş oluyoruz. Evet, görüldüğü gibi peygamberliğin insanlık için olmazsa olmaz olduğunu anlatan, bunu kainattan delillendiren, önce kainattan sonra Allah'tan elbette. Kainattan Allah'ı gösteriyor, Allah'ın esma, sıfat, şuunatına dair haberler veriyor. Sonra hem kainatın bilgisine hem o esma, sıfat, şuunat bilgisine dayanarak da nübüvvetin kaçınılmazlığını bize haber veriyor bu bahis. Evet. Tefekkür etmediğimiz kısımdan başlayalım bu sefer. Ön tarafı bir daha okumayalım çünkü zaten hızlı ilerleyemiyoruz. Daha da yavaşlatmayayım, sizi bıktırmayayım. Evet, vaktimiz de var. Şu iki kısmı okumuştuk diye hatırlıyorum. Buradan devam edin. Hem hiç mümkün olur mu ki? Affedersiniz. Hem hiç mümkün olur mu ki? Acip mucizelerle. Mucize, hani insanı aciz bırakan, asıl manası bu, sözlük manası, terim manası, Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerin elinde yarattığı harikalar diyelim. Normalde kainatın kanunları içerisinde olmayan, ancak Cenab-ı Hakk'ın o kanunları delmesi, yarması, yırtması, onlardan huruc eden fertler yaratmasıyla mümkün olan harikalardır mucizeler. Kısım kısımdır. Bazıları delail-i nübüvvettir. Bazıları ikram-ı ilahidir. Mesela Efendimizin gıdaya, suya dair mucizeleri. Bunlar genelde ihtiyaç halinde bir ikram-ı ilahi olarak bahşedilmiştir. Mesela parmaklarından suyun akması, duayla içine nefes verdiği yemeklerin
küçücük kaptaki yemeklerin yüzlerce kişiye yetmesi, bunlar çoklukla varittir, yani rivayet edilmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Böyle şeyler ikramdır ama ayın yarılması veya başka tür mucizeler, böyle müşrikleri ikna etmek için gösterilen mucizeler, bunlar delail-i nübüvvettir. Musa Aleyhisselam'ın mesela işte asasını yere atınca yılan olması, elini göğsüne sokunca nur gibi parlaması elinin falan, bunlar delail-i nübüvvet olarak verilenlerdir. Diğer kısmı ikramdır. Ama hepsi de peygamberin hak olduğuna delildir. Nasıl delil olur? Biz bir insanın, diyelim söz gelimi, reis-i cumhuru tanıyor. Öyle diyor bize. Ben reis-i cumhurun has adamıyım, beni çok sever. Bir dediğimi iki etmez. Veya işte onun yanında kıymetliyim. Sözümün itibarı var, onun görevlisiyim gibi gibi manalarla bize gelen birisinden biz neyi bekleriz? Onun sahada bir ilanı gibi olacak, delili gibi olacak. Ne diyelim, eserini görmek isteriz. Mesela normalde aşılamayan bir sorun var devletle sizin aranızda, hukuki bir mesele gibi. O adam vesilesiyle o işin kolaylıkla çözülmesini bekleriz. Deriz ki abi sen böyle böylesin madem, şöyle şöyle olduğunu iddia ediyorsun. Benim şöyle bir problemim var, bunu bir çözer misin? O da hay hay deyip bir telefon etse, sonra da 5 dakika, 10 dakika, bir gün, 2 gün, bir ay neyse, o işin şıp diye çözülse, dersin ki lan adam haklı ya. Çünkü o normalde o süreç içinde olmayacak, çözülemeyecek mesele onun hatırına oldu. Yani kanundan hariç bir fert. Normalde diyelim belediyeye siz müracaat ediyorsunuz ama belediye beklediğiniz bir hizmeti bir türlü yapmaya gelmiyor. Veya size sıra numarası vermiş. O numara geldiğinde ancak o hizmeti alabileceksiniz. Siz işte o hatırım var, adamıyım, görevlisiyim diyen arkadaşınıza diyorsunuz ki ya bir araya gir arkadaş. Hani bu iş çabuk olsun, benim ihtiyacım var. Tamam hallediyorum dedi, bir telefon etti. Şak, normalde 3 ay sonra verilen sıra veya 1 yıl sonra verilen sıra size bir gün sonra geldi. O işiniz çözüldü. Gerçi iyi bir şey değil bu, bizde hani insanlık içinde bu torpil falan kötü çağrışımları var ama la teşbih ve la temsil, biz bunu nübüvveti anlamak için, nübüvvetin mucizelerini anlamak için kullanıyoruz. La teşbih ve la temsil. Yani Cenab-ı Hak tasarrufunda şeydir, kimse ona hesap soramaz yani. Kimi seçmek isterse peygamber seçer, elinde ne yaratmak isterse onu yaratır. O konuda yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok, haddimizi bilmemiz lazım. Bunu böyle insanların torpilleriyle falan karşılaştırmayalım. Çünkü bizim seçtiğimiz başkana, şuna buna hesap sorma hakkımız var. Allah'a kimin hesap sorma hakkı var? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Oradaki yani temsildeki sorun aksetmesin tefekkürünüze. Özellikle belirtiyorum bu yüzden. İşte Cenab-ı Hakk'ın mucizeleri de buna benzer bir şey. Ay yarılır mı? Ya normalde yarılmaz elbette. Ama Cenab-ı Hak o Habibinin hürmetine aleyhissalatü vesselam, onun kıymeti hürmetine, anlamını anlatabilmek için bize ayını yarıyor. Yani ay ne ki diyor, ben bunun hatırını bundan yüce tutuyorum, bu kanundan yüce tutuyorum. Onun delili olsun diye ayı ikiye bölüyorum veya parmağından sular akıtıyorum. Veya onun duası hürmetine hastaları iyileştiriyorum, yemekleri bereketlendiriyorum, zorlukları çözüyorum gibi gibi. Bunu yaparak Cenab-ı Hak o ferdin yanındaki hatırını anlatıyor. Hamili kat yakinimdir gibi oluyor yani. Ama onun kusurları buna aksettirilmeden, oradaki kirli manalar bu tarafa taşınmadan, o nübüvvetin yüce âli makamını bize göstermek için yapılan bir şey. İşte az önceki temsilde kanun yarıldı. 3 ayda 1 yılda olacak şey bir günde oldu. Cenab-ı Hak da kanununu yarıyor. Şeriat-ı kevniyesini, yani evreni, tabiatı, doğayı ne derseniz, onun üstüne yarattığı olan o yasa sistemini peygamberlerin hatırına yarıyor. Çünkü o peygamberin hatırını bize anlatıyor. O peygamber diyor ki ben Cenab-ı Hakk'ın elçisiyim.
Cenab-ı Hak da kanunlarını yararak bize gösteriyor ki evet o benim elçim, onun hatırına bu kanunları değiştirdim. Evet, mucizelerin böyle bir yanı var. Normalde aciz bırakan denmesi de bundan geliyor. Hem hiç mümkün olur mu ki acip mucizelerle, garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici, sarraf, biz kuyumcu manasında kullanıyoruz ama asıl şeyi ne? Burada manası verilmiştir. Anlayan, değer veren demekmiş asıl manası. Sarraf bir tarif edici ve vassaf, vasıflarını bilen, yine kıymetini takdir edebilen gibi bir manası var, öyle anlıyorum. Bakalım söz basımı ne vermiş? Her şeyin vasıf ve özelliklerini bilen ve bildiren. Evet, biz de böyle anladık. Sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Ne dendi burada? Yine bir temsille anlamaya çalışalım. Elinize çok değerli mücevherler geçti. Şimdi bu mücevherlerin nasıl söyleyelim? İnsanlara ilanını nasıl yaparsınız? O mücevherin içindeki sanatı, üstündeki nakışı, ne bileyim tarihçesini falan filan bunları bilenlerle bu işi yapabilirsiniz. Televizyonda D-Max'ta falan da var galiba. Böyle şey belgeseller var. Müzayede belgeselleri, işte antika satıcıları var, alıcıları var falan. Rastlamıştınız mutlaka böyle bir programa. Yani çoklukla var. Birkaç versiyonu var. Adam geziyor mesela, eski eşyaları alıyor falan. Şimdi o malın sizde bulunduğunu düşünün. Yani hazineleriniz var bir sürü. Bu malları halka göstermek istiyorsunuz. Bu kadar hazine boşuna değil ya yani. Sergilemek istiyorsunuz. Ne lazım size? Ya onun bir anlatıcısı olması lazım. Yani halk bunu nereden bilecek? Bu nedir? Nasıldır? Nicedir? Herkeste şey yok ki. Ne diyelim? O göz, o kırat, o bilgi yok ki herkeste. Herkesten her detayı görmesini bekleyemezsiniz. Bu yüzden sergilere gidin, müzayedelere gidin veya işte başka türlü yerlere gidin. Bu açıdan buna benzer yerlere uğrayın. Orada görevliler olur. Size anlatırlar. Mesela gidersiniz başında müzenin, durduğunuz zaman varsa görevlisi müzede veya orada bir yazı olur mesela. Yazıda anlatılır veya görevli olur. Görevli gelir der işte bu falan filan falan filan anlatır yani. Veya tur rehberleri vardır tarihi eserleri gezerken. Tur rehberleri size anlatır. Bu işte Romalılar zamanında bilmem kim bilmem kim falan filan. Bu kim bilmem kimin şeyiymiş. İşte bilmem kim tahta geçtiğinde şunu yapmış falan filan. Tarihçesini anlatır. Malzemesini anlatır. Sanatını anlatır vesaire vesaire. O hazine böyle bir anlatıcıyla tam olur. Yoksa nasıl bileceksiniz? Ben şimdi düşünün Sultanahmet'e gittim. Yazı yok, bir şey yok. O ortada bir tane taş var ya, dikili taş. Bizanslılardan mı kalma, kimden kalma? Ben geldim, oradan geçtim. Yazı yok, bir şey yok. Ben derim ya bu ne, inşaat mı kalmış burada derim. Ya bir şey yıkılmış da taşını unutmuşlar mı derim. Diyebilirim mesela. Çünkü anlamıyorum ben o işten. Veya başka bir şey. İttim mesela. Neydi, Urfa'daydı galiba. Göbekli Tepe. Şimdi Göbekli Tepe, size birisi anlatmasa bunun ne olduğunu, zahirine bakınca çok böyle bir şatafatlı bir şey gibi mi duruyor? Yok. Taşlar maçlar falan böyle işte toz toprak. Dersiniz ki ya bu ne arkadaş, burada herhalde birisi temel atmış üstüne çıkmamış falan mı dersiniz herhalde? Öyle şeyler söylersiniz yani. Kim yapmış bu inşaatı böyle yarım kalmış? Müteahhiti kaçmış galiba dersiniz belki. Bilmezseniz dersiniz, niye demiyesiniz mesela? Ya da işte bir heykeli görürsünüz, heykel kırık. Ya dersiniz bunun heykeltıraşı kim böyle kırık yapmış bunu dandik bir şekilde falan. Halbuki o bilmem kaç bin yıllıktır belki. Ama doğal olarak kırılmış zamanıyla. Hani o üzerinden epey zaman geçtiği için bir tarafı kırılmış. Bu onun sanatsızlığını göstermiyor.
aksine yıllanmışlığını gösteriyor ama siz farklı okursunuz gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Yani hazine sahibi olmak, tarihi eser sahibi olmak, antika sahibi olmak, sanat sahibi olmak, o bilgiyi, yani o sanatın bilgisini, o tarihin bilgisini, o mimarinin bilgisini vesaire nakledecek, halkın ona karşı gözünü açacak, öyle bakmalarını sağlayacak birisi olmadığı zaman bir anlam ifade etmiyor. Etse bile eksik kalıyor yani. Kaç kişi bilebilir onu? Ha birisi, ikisi karbon testi yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, bir şekilde bir hesap çıkardı diyelim. Ama onu kaç kişi yapabilir? Bugün bile yani bu teknolojik imkanlarla bile. Demek ki o aradaki fonksiyon, neydi o fonksiyon? Acip mucizelerle, garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici. Bak, kıymet bilen bir tarif edici. Bu nedir anlatacak yani karşısındakine? Yoksa onu satarken bile mesela düşünün, satamazsınız. Bir anlatıcınız yoksa güzel. O yüzden mesela mücevherlerin satıcıları daha başka oluyor, böyle ihtisas sahibi. Tarihi eser satıcıları daha başka oluyor. Hatta adam anlamadığı bir eser olduğu zaman yine o programlarda görürsünüz. Las Vegas'ta falan bir şey var, aile var bu işi yapan. Programın ismi aklıma gelmedi. Mesela adama bir eser geliyor. Ben diyor bunun bilmem bundan anlamam diyor. Kendisinin anladığı da var, anlayamadığı da var. Ben bundan anlamam diyor, bir uzmana danışmam lazım diyor. Arıyor bir uzmanı, uzman geliyor oraya. Anlatıyor işte bu eser o mu, değil mi, sahte mi, doğru mu, değeri ne kadar eder falan filan bir şey tayin ediyor. Onun üzerine alıyor veya almıyor. İşte bu sarraf tarif edici ve vassaf bir teşhir edici, yani değer bilecek ve tarif edebilecek, sıfatlandırabilecek ve teşhir edecek vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle, halkın nazarına arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Yani bakınız, Risale-i Nur'la beraber baktığımız zaman sadece kainat değil, izlediğimiz programlar da şeye dönüşüyor, marifetullah öğesine. Hatırlıyoruz işte o tarz işte izlediğimiz programları. Arada uzmanların eserleri anlattığı, tarif ettiği şeyleri veya işte turist rehberleriyle yaşadığımız tecrübeleri veya işte başka türlü bir antika için bir müzede bir uzmandan dinlediğimizi hatırlıyoruz ve o birden marifetullah'a dönüşüyor. Aa diyorsun, bak bunların böyle bir tarif edicisi varsa kainat da bir sanat eseri, hem de nasıl sanat eseri? Yani o diğer sanatlar ne ki? Asıl sanat kainat. O zaman bunun da bir teşhirciye, tarif ediciye, sarrafa, vassafa ihtiyacı var diyorsunuz. Ve bak, normal bir bilgi marifetullah'a dönüştü. Marifetullah'ın deliline dönüştü arkadaşlar. Burası çok mühim. Yani Risale-i Nur okumasında bu çok olur. Yani Nur talebeleri zaten biliyorlardır da, hani dışarıdan belki bu dersleri takip eden varsa biraz daha cemaat dışından, Risale-i Nur metinlerinin dışından, cemaat dışından olmak önemli değil. Yani Risale-i Nur'la çok şey yoksa hukuku. Bakınız, bu zenginliğin olduğunu bir ihtar olarak analım. Risale-i Nur'u okuduğunuz zaman ister istemez o metin sizi öyle yetiştiriyor mu diyeyim, yönlendiriyor mu diyeyim, gözünüzü açıyor mu diyeyim. Her şey şeye dönüşüyor, delile dönüşüyor yani. Çünkü o öyle kullanıyor, sizde de bir yatkınlık oluşuyor. İşte burada da izlediğimiz o müzayede, alsat, ne diyelim, antika bilmem ne programlarını bir marifetullah bürhanı olarak kullandık ve nübüvvetin gerekliliğini oradan tefekkür ettik bir nebze. Cenab-ı Hak tesirini bizde halk eylesin. Diğer paragrafa geçelim. Hem mümkün olur mu ki bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de rehber bir muallim tayin etmesin. Bir daha okuyorum. Hem mümkün olur mu ki bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de
rehber bir muallim tayin etmesin. Diğeriyle yakın manada bir argüman var burada, bir delillendirme var. Nedir? Kainatı burada da şey olarak düşünün, bir saray, Topkapı Sarayı. Kainatı Topkapı Sarayı olarak düşünün. Bilmem ne paşa konağı olarak düşünün. Bir cami olarak düşünün ama böyle bölüm bölüm, kısım kısım, bu İngilizlerin saraylarında falan filan öyle şey çok var. Bizim ceddimiz, Allah onlara rahmet etsin, böyle çok şatafatlı, belki daha Osmanlı'nın son dönemlerinde Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı falan biraz görkemli, böyle batı tarzı saraylara benziyor. Ama daha eskiler, daha eski yapılar çok mütevazi. İşte İslam'da dünya malına tamahın olmayışı, kötü görülüşü o eserlere de öyle tesir etmiş. Osmanlı'da, Selçuklu'da, şunda bunda en görkemli yapılar camilerdir. Diğer şeyler işte saray, şu bu, aslında saray diyoruz onlara ama aslında Batılıların saraylarına göre onlar çok mütevazidir yani. Küçük küçüktür. Topkapı Sarayı mesela çok mu böyle şey? Dev gibi bina, böyle giriyorsun bilmem kaç bin tane odası var falan. Böyle bir yer mi? Yok, değil. Diyorsun ya, çok da şatafat bir şey yok burada diyorsun yani. Padişahlar burada mı durmuş? Yakıştıramıyorsun belki. İçerideki şeye bakarak, tevazuya. Ama işte öyle bir yer düşünün. O İngilizlerin sarayları gibi bilmem kaç odalı, bilmem kaç katlı saraylar düşünün. Kainat da öyle bir saray. Ki kainat, yani onda kaç oda var, kaç salon var, kaç balkon var, kule var, şu var, bu var. Yani kainat ona vurursanız sayıya gelmez yani ondaki bölümler, odalar, sanatlar, koridorlar falan filan. Şimdi böyle diyor, bütün esmasının, yani Esma-ül Hüsna'sı Cenab-ı Hakk'ın kemalatını, onlardaki mükemmelliği, olgunluğu, seviyeyi ifade edecek masnuatla, sanatlarla, sanatlı eserlerle, masnuat o demek, sanatlı eserler, tezyin ederek, süsleyerek, seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de rehber bir muallim tayin etmesin. Yani geldik, abi muhteşem bir saray öyle. Odası, koridoru, şusu busu, dehşet yani. Daha kapısına geldiniz, kapısı görkemli falan filan. İyi de şimdi geldik buraya, getirdiniz bizi. Diyelim bir tur, bir gezi. Bizi getirdi buraya. Yahu da hani de ararsınız yani, bir adam yok mu ya bizi burayı bir anlatsın yani, bizi bir içeride dolaştırsın. Daha küçük şeylerde bile mesela dersin ki gel abi sana bir evimi gezdireyim. Ev büyükse falan, biraz böyle değişikse. Veya gel abi sana köyü gezdireyim. Gel abi sana işte mahalleyi gezdireyim. Gel filanca sana şurayı gezdireyim. Niye? Ha biliyorsun, orayı da bildirmek lazım yani, böyle dümdüz olmaz. O insan belki orada kaybolur. Değil mi? Böyle bir risk de var öyle büyük binalarda. Girdi adam, kayboldu. Nereden çıkacağını bilemedi. Oluyor böyle şeyler. Yani Torium mesela bana çok büyük gelmişti ilk gittiğimde. Bize yakın da, çok uzak değil. Ya şeyi karıştırdım. Oradaki merdiven sistemi bir değişik. Merdivenlerin yeri kattan kata değişik gibi. Hani öyle hatırlıyorum şimdi. Yani nereden iniyorduk aşağı? Nereden çıkıyorduk yukarı? Şey arıyorsun böyle, tabela. Bir şey. Hani lan nereye gidiyorum ben? Karıştırdım yolumu. Bunu sokakta da arıyoruz. Mahallede de arıyoruz. Bilmediğimiz semtte de arıyoruz. Bunlar insanın gündelik hayatında böyle olsun da, İnsan bunun doğal bir gereksinim olduğunu gündelik hayatta kabul etsin de sonra dönsün desin ya, kainatta böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bu bir tutarsızlıktır. Bakınız, bu bir tutarsızlıktır arkadaşlar. İnsan gündelik hayatın her yerinde, şehirden şehre, şehrin içinde dolaşırken, hatta bir bilinmedik binayı dolaşırken, tarif edici arıyor, danışma arıyor veya işte kenarda köşede bir adam olsun tarif etsin istiyor veya birisi gezdirsin istiyor. Ama gelelim kainata, ya kainatta peygambere gerek yok falan, deistlerin şeyiyle söylüyorum. Allah var ama peygambere ne gerek var?
veya ateistlerin şeyiyle. Ya kainat evet çok sanatlı yaratılmış ama bize tarif edecek bir şeye ne gerek var falan. Olmaz. Bu tutarsızlıktır. Gündelik hayatta aramıyorsan orada da arama. Ama madem gündelik hayatta bunun bir ihtiyaç olduğunu kabul ediyorsun ki bunu artık reddedemezsin yani. Şimdi sokağa çıksak bunun 100 tane bir ruhanını gösteririm ben sana. O tabelaları niye diktin derim. O trafik polisi o köşede niye bekliyor derim. Telefonunda GPS niye var derim. Veya işte gittiğim bir yerde niye hemen kapıda danışmaya soruyorsun derim. Değil mi? Bunlar hep var hayatın içinde olan şeyler. Madem bunları böyle bizim insaniyetimizi tamamlayan, kainatın sanatını tamamlayan bir şey olarak ya da işte o dairelerin, şehirlerin, yolların, binaların sanatını tamamlayan, hikmetini tamamlayan bir öğe olarak kabul ediyorsun da, ey arkadaşım, peygamberlerin kainatta aynı fonksiyonu görmesini niye kabullenemiyorsun? Bunda kafana oturmayan ne? O ne kadar karışık, bu ne kadar karışık. O ne kadar koridorlu, bu ne kadar koridorlu. Onun ne kadar odası var, bunun ne kadar odası var. E orada ya lazım ya, bak bir danışma bile koymamışlar ya, bir adam bile dikmemişler arkadaş, biz nereye gideceğiz yani, böyle yer olur mu falan diyorsun böyle, söyleniyorsun. Bir devlet dairesine giriyorsun, danışmada kimseyi görmedin mi? Böyle şey olur mu kardeşim, hangi daireye gideceğiz biz falan. Hani bir adam koysaydınız buraya falan diye kızıyorsun. Hakkın da, kızmalısın. Çünkü bilemezsin orada işler nasıl dönüyor. Kaybolabilirsin de içeride. Daha işini yapamadan bile yani. İşini yapman ayrı bir olay. Ama kainatta ya diyorsun gerek yok. Ya nasıl gerek yok ya? Nasıl gerek yok arkadaşım? Yani sen bunu nasıl böyle mantıklı bir argüman olarak savunabiliyorsun, altına sığınabiliyorsun, gölgesine böyle sıvışıp kaçabileceğini sanabiliyorsun yani. Olabilir mi böyle bir şey? Elbette işte paragrafın bize haber verdiği şekilde bir rehber, muallim. Muallim neydi? Hatırlayalım Mustafa Topaloğlu'nun türküsünü. Penceresi cam cama muallimi. Muallim öğretmen demek. Yani öğreten demek. Rehber bir muallim de yol gösterici bir öğretmen demek. Hem mümkün olur mu ki bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de rehber bir muallim tayin etmesin? Olabilir mi böyle bir şey? Olmaması lazım. Olabilir diyorsan sende bir sıkıntı var. Diğer paragrafa geçelim. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müşir tılsımı muğlakını, hem mevcudatın nereden, nereye, necisin, üç suali müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Affedersiniz bir su daha içeyim. Bir daha okuyayım. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki yani değişimi böyle, tahavvül değişim demek. Maksat ne gaye, maksat ve gaye ne olacağını, müşir tılsımı muğlakını. Tılsımı muğlak, daha önce o tılsımı muğlak mevzusu geçti. Hangi sözdeydi? İkinci söz, üçüncü söz, bir yerde tılsım mevzusunu gördük biz. Hatta şeyde bile vardı galiba, 7. 8. söz, o kuyuya düşme meselinde bir tılsım okuyordu, o kuyu açılıyordu değil mi? Bakın küçük sözlerle büyük sözlerin arasında nasıl bir ilgi var. Buna da bir atıf yapalım. Mesela bakın bu şeyde vardı. 7. sözde evet. Hey arkadaş gel gel beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kuz suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual nedir ağzında gizli okuyorsun diyordu. Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım diyordu o şeyde. Peki tılsım neydi?
burada onun, evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, hemen şeyden okuyayım size. İki yara ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Orada tılsımı böyle tarif etti. Küçük sözlerde de yani bu tılsım kavramına atıf vardı. Tılsımın çözülmesi gereken bir şey olduğuna, onunla düğümlerin, kapıların açılacağına, bakış açısının, doğru bakış açısının sağlanacağına atıflar vardı küçük sözlerde de. O bahisleri hatırlayalım. Eğer siz hatırlıyorsanız, ben hatırlayıp doğrudan okuyamadım onları. Onu söylüyor. Müşir ne demekmiş? Ona da bir bakalım. Müşir, bildiren, haber veren demekmiş. Şu kainatın tahvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını müşir, tılsım-ı muğlakını, yani kainattaki değişimde ne amaçlanıyor, gaye ne, hedef ne, onu bildiren tılsım-ı muğlakı, karışık, muğlak, hani tam çözülemeyen, biraz ne diyelim, mesai isteyen, dikkat isteyen şey demek. Tılsım zaten biliyorsunuz. Burada ne denmiş, oraya bir bakalım mı, tılsımı muğlaka yerinden okuyalım. Söz basımın tarifleri işimizi görüyor. Tılsımı muğlak, anlaşılması zor sır demiş. Ama tılsım mesela, o zaman da onu örnek vermiştik. Define açmak için falan tılsım var diyorlar mesela burada. Gelip bir hocaya okutmak lazım, o tılsımı çözdürmek lazım, ondan sonra girilebilir buraya. Yoksa girilmiyor falan. Define mağarası, kuyu veya işte böyle kilit falan oluyor. Defineciler bunları iyi bilirler. Biz de arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan duyduklarımız enteresan hikayelerden böyle bir bilgiye sahibiz. Yani o doğru şekilde gitmezsen o kapıya, o kapı açılmıyor. Açtığın zaman da başına bir işler geliyor. Kainatta da insan böyle. Tılsımını bilmezse, tılsımı ne? İman. Öyle gelmezse kainata, kainattan kötü muamele görüyor. Depresyon, psikolojik sıkıntılar, çıkmazlar falan filan. Ne olacağını müşir, tılsımı muğlakını, hem mevcudatın nereden, nereye, necisin, üç suali müşkülün, üç zor sualin yani muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Bak burada da açtırmak geldi. Demek ki mevzunun, bağlamının, o definecilerin işiyle bir ilgisi var. Cenab-ı Hak bu kainatı, ne söyleniyor burada özetle anlarsak, şöyle söyleyelim. Bir yanıyla çok kolay okunuşlu, bir yanıyla okunulmayan şekilde yaratmış. Ne demek istiyorum şimdi Ahmet, ne dedin sen? İki şey birden oluyor dedin. İki zıt birden var dedin, yani böyle bir şey mümkün mü? Durduğunuz yere göre, bakışınıza göre mümkün. Orada diyordu ya suretler bahsinde, sen frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Yani ne diyelim, Latin alfabesine gözün alışmış. Arap alfabesini, Kur'an alfabesini, İslam alfabesini okuyamaz olmuşsun diyor orada. Yani bakış açın değişmiş. Bunu tabii harf olarak düşünmeyelim. İdeoloji, felsefe, yaşam açısı gibi düşünelim yani. Bunları yerine koyalım orada, o frengi okuma mevzusunun yerine. Şimdi eğer yazının nasıl okunacağını bilmiyorsanız, en açık yazılar bile sizin için muğlaktır. Gittiniz, adam kocaman Fransızca oranın ne olduğunu yazmış. Ama sizde Fransızca yok ki. Bir yere varamazsınız. Veya işte yazmış mesela, biz mesela şu an Arapça bilmiyoruz çoğumuz Türkiye'de. Adam Arapça yazmış orada ne olduğunu, ama siz bilmiyorsunuz ki o yazıyı. Bilseniz çok kolay aslında anlatılan şey. Hemen anlayacaksınız ama yazıyı bilmiyorsunuz. O terbiyeyi almamışsınız. O terbiyeyi çözmeniz nasıl oluyor? Ne olduğunu öğrenmenizle oluyor. İşte tarihi eserlerin böyle şeyleri var. Hieroglif yazısını adam çözmüş mesela. Kafa yormuş o eski Mısır yazılarını, resimli yazılarını. Nasıl okunacağını çözmüş. Veya Orhun abidelerini, adam kafa yormuş. Orhun abidelerinin üstündeki yazıyı çözmüş. Veya başka bir şey. Yazan açık ama sen okumasını bilmiyorsun.
sana kapalı, yoksa açık. Kainat da Allahu Alem böyle. Aslında bize her an gösteriyor Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını, şuunatını. Ama bizim gözümüz kapanmış. Neden? Alışkanlıklarımızdan. Biz sağdan değil soldan okuyoruz. Veya yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı bakıyoruz. Veya arkasına değil önüne bakıyoruz. Bu alışkanlıklarımız nedeniyle körleşmişiz. Öğrensek arkasını görmeyi, ötesine bakmayı, o zaman bu tılsım çözülecek. İşte burada bahsedilen tılsım da öyle bir şey. Kainatta tahavülat var, değişim var, dönüşüm var. Bunların diyor maksadı ne? Bunu diyor bildiren tılsımı muğlak, yani o düğümü çözen, o sırrı çözen şey, o müşkül zor sırrı çözen şey, hem mevcudatın nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, neciyiz, niye geldik bu dünyaya gibi suallerin muammasını da açtırmak peygamberlerin vazifelerinden birisiymiş. Bunu kendi dünyamıza nasıl getirebiliriz bu bilgiyi? Şöyle bir eşikten sanki getirebiliriz gibi hissediyorum arkadaşlar. Yani Allah mahlukatını sormaya meyyal yaratmış. Mahlukatını derken yani insanoğlunu kastediyorum özelde. İnsanoğlu ve cinler tabii imtihana tabi olanlar olarak. Bunların bilgileri zamanla tekemmül ediyor. Hani Üstad Hazretleri hayvanla insanı karşılaştırdığı bir yerde diyor ki onların diyor yaratılış farklarına baktığınız zaman anlıyorsunuz ki insan bu dünyaya taallümle tekemmül etmek için gelmiş. Yani öğrene öğrene yükselmek için gelmiş. Hayvanın diyor öyle değil. Hayvan mesela doğuyor dana bakıyorsun kalkmış ayağa hemen. Veya işte kuş çıkıyor kafesten. Bazı kuşlar var kafesten diyorum. Kuş çıkıyor yumurtadan. Bazı kuşlar var hemen uçmayı öğreniyor. Böcekler, sinekler hemen uçuyor. Arı hemen öğreniyor hayatına gerekli olan o şeyi. İşte o güneşe göre yaptığı bir dans var. Veya işte çiçekleri bulma yeteneği var. Şu bu falan bir sürü böyle bizim şu an hala anlamaya çalıştığımız aklımızla, bilimlerimizle, mesaimizde sanatları var. Canlıların çoğunluğu bunları ya çok çabuk öğreniyor ya da zaten biliyor olarak dünyaya geliyor. Hayvanlar ve bitkiler üzerinde söylüyorum bunu da. Ama gelelim insana. İnsan yok yani geçmiyor insanın cahilliği. Hatta ahir ömrüne kadar bir parça cahil kalıyor yani. 70 yaşındaki adama da sorsanız 80 yaşındaki 100 yaşındaki hala öğreniyorum diyor. Hala hayatta neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum diyor. Cenab-ı Hak insanı böyle bir fıtratta yaratmış. Bu bir. Yani sormak, öğrenmek insanın ihtiyacı çünkü onun üzerine gelmiş. Öğrene öğrene bina edecek. İmtihan böyle olur. Yani imtihan soruyu okursun, cevabını bulursun. Soruyu okursun, cevabını bulursun. Burası da insan için imtihan dünyası. Bir de kainatı nasıl yaratmış? Kainatı da 300'lü yaratmış. Bediüzzaman Hazretleri diyor bir yüzüyle ahiretin tarlası, bir yüzüyle esmanın tecelligahı, bir yüzü de bu dünyaya bakıyor. Dünyanın zevklerine bakıyor. Şimdi bu çoklu yüz insanın muhatap olduğu yüze göre aldığını da değiştiriyor. Aynı adam. Çiçeğe bakıyor. Aa diyor tabiat ne kadar güzel yapmış. Sen diyorsun Allah ne kadar güzel yaratmış. Fetebarek Allah ahsenel halikin diyorsun mesela. Veya işte o aya bakıyor. Aa işte tesadüflerin şu güzel mucizesine bakar mısın diyor mesela. Siz de diyorsunuz ki ya Allah onu nasıl oraya kondurmuş. Hem bize zamanı bildiriyor hem bizi işte zararlı göktaşlarından koruyor. Hem işte gelgiti sağlıyor denizlerin dalgası onun çekim gücü sayesinde falan filan. Hikmetlerini anlıyorsun, Allah'a veriyorsun üzerindeki. Böyle birkaç yüzlülük var. Şimdi bu birkaç yüzlülükle karşı karşıya kalmış insanın ve soruya da müptela olan, sormakla da merakla da çalışan bir insanın bu mütehayyirlik içinde bir rehbere ihtiyacı var. Şimdi üniversite sınavını düşünün arkadaşlar.
bizi üniversite sınavına sokacaklar diyelim. Şimdi sorularla ilk defa orada karşılaşacağız. Test diye bir şeyi ilk defa orada göreceğiz. Cevaplamak diye bir şeyi de ilk defa orada öğreneceğiz diyelim. Yani sınavda her şey olacak. Dersin ki ya bu böyle olmaz. Bu çocuklara önceden bir anlatılması lazım. Bu neye göre sınanacak? Değil mi? Hani bir şey öğreteceksin ki onun üstünden sınayasın. Çocuğuna öğretmemişsin. İşte atıyorum çöp nereye dökülecek? Atıyorum. Veya işte oda nasıl temizlenecek? Sen kendi oğluna kızına öğretmemişsin. Sonra diyorsun ki ya oğlum niye bunu yapamadın? Ya öğrettin mi ki? Yani bunu insanın adalet sistemi, kafasının içindeki o sistem bile diyor ki bir önce öğretmek lazım. Ondan sonra onun üstüne gereğini yapıyor mu yapmıyor mu diye sınamak lazım. Öğretilmeyenden sınama olmaz. Adam sana der ki öğretmedin ki kardeşim ben nasıl yapayım bunu? Öğrettiğinin hesabını sorabilirsin. Ben sana demiştim böyle böyle böyle. Niye yerine getirmedin? İçinden geçeni bilemez ki o. İlla ders alması lazım. Yoksa adaletsiz olur. Bunu fıtratımız söylüyor bizim. Böyle olmaz diyor bu iş. La teşbih ve la temsil. İşte insanoğlu böyle, kainat öyle. Yani çok yüzlü, sınanma üzerine şıklı bir şekilde yaratılmış bir kainat. Onun karşısında mütehayyir cevapları arayan bir insan. Ama arada o cevapları öğreten, yanıtlayan bir rehber, elçi yok. Onları öğreten birisi gelmemiş. Dersin ki ya bu tuhaf oldu. Çocukları sınava aldın ama sınavdaki konuları daha önce anlatmamışsın. Öyle olurdu yani. Lisede falan biz yaşardık mesela. O büyük kavga çıkardı oradan yani tartışma falan filan. O olay müdüre kadar giderdi. Nedir? Hoca anlatmadığı konudan sordu. Ama büyük bu şey yani. Kesin de sonuç alırsınız bundan. Sınavı iptal ettirirdik yani. Çok da ettirmişizdir böyle bir şey olduğunda. Anlatmadığı konudan sorarsa hoca o sınav iptal. Neden? Çünkü haksızlık oldu. Anlatmadı ki bunu. Veya dedi ki şuradan şuraya kadar sorumlu değilsiniz. Şuradan sonra sorumlusunuz. O da olurdu mesela hocalar. Bazen derlerdi mesela kitabın şuradan şuraya kadarından sorumlusunuz. Buradan buraya kadarından sorumlu değilsiniz. Bu sınavda şuradan soracağım falan diye. Sınav oluyor. Sorumlu değilsiniz dediği bölümden sormuş. Oo kıyamet. Nasıl olur falan filan hemen giderdik müdüre kadar. Hocayı ikna edemediysek, hoca direndiyse müdüre giderdik. Hocam derdik böyle olur mu? Adam bize böyle böyle dedi. Adam diyoruz, hocamız yani öğretmenimiz. Bize şuraya kadar sormuşsunuz dedi ama bundan sonrasından sordu. Haksızlık var burada falan filan. Müdür de sözümüze gelirdi. Ha, çocuklar haklısınız eğer olmuşsa böyleyse o sınav iptal. Yeniden sınav yapılacak falan. İnsanın işlerinde bu böyleyken ve bu adaletin muktazisi olarak insanın dünyasında evet ya makul de bu diyorken insan kainatta Cenab-ı Hak bunun aksini yapar mı hiç? Bizi onun üzerine yaratmış. Elbette kendisi de o üzerine yarattığı kaideden dönmez. Cenab-ı Hak sadıkul vaattır. Sözünden de dönmez, kaidesinden de dönmez. Sana böyle olacak dediyse öyle olur. Bir öyle bir böyle olmaz yani. İşte insanoğlu da kainatta sınanıyor. Çok yüzlü bir kainatla muhatap. Fitnelerle muhatap. Şeytanla muhatap, nefsiyle muhatap. Had konulmamış kuvveleriyle muhatap. Kötü dostlarla muhatap falan filan bir sürü oyun var sahada. Ama doğruyu gösteren yok. Olmaz. İşte burada da o soru söyleniyor. Böylesi sorular sahibi bir insan, böyle temel meseleleri çözemezse rahat edemeyen bir insan, bir varlık, işte nereden nereye necisin gibi, ben niye varım bu dünyada, benim amacım ne, ne yaparsam tatmin olurum, yani tatmin olmak da değil, yani doğru yerde dururum, hikmetimi eda ederim, işte taş yerine oturdu, oh işte yerimdeyim, var olduğum amaçtayım diyebilirim. Bunları içten içe sürekli tekrarlayan, bunlarla boğuşan insan elbette cevapsız bırakılma zulmüne maruz bırakılmaz. Cenab-ı Hak haşa sümme haşa zalim değildir. O bize cevapları göndermiştir. Nasıl göndermiştir? İşte peygamberler vasıtasıyla. Ne diyor? Bütün ümmetlere peygamber gelmiş.
her kavme peygamber göndermiş Cenab-ı Hak. Belki Türklere de geldi, Kürtlere de geldi. Yani Afrika'daki kabilelere bile geldi. Güney Afrika'ya geldi, Güney Amerika'ya geldi, hepsine geldi. Ama mesajını tutmadılar, bozdular dinini, zamanla unutuldu mesajları. Buradaki peygamberlere bile öyle olmuş, Ulul Azm peygamberlere bile böyle olmuş. En son ki Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelmiş, yine dini tebliğ etmiş, yani İslam'ı tecdit etmiş, beyan etmiş, en geniş şekilde, en detaylı şekilde söylemiş, kemale ermiş Cenab-ı Hak diyor ki, bugün sizin için dininizi tamamladım. Leküm ekmeltü dineküm müydü? Öyle, yani Arapça şeyim biraz zayıftır arkadaşlar. Öyle bir ifade vardı yani Arapçası. Dininizi tamamladım anlamına geliyor yani. İşte şimdi öyle bir dünyada cevaplar verilmezse olmaz buradan diyebiliyoruz. Vaktimiz de doldu dolacak. Bir yer daha okuyalım mı okuyamayalım mı diye tereddütteyim. Okuyalım bakalım, bir üç satır daha okuyalım. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuların ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Oo, muhteşem. Bir daha okuyorum. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran Yani şimdi Cenab-ı Hak diyor, hani kainatı Sani-i Zülcelal, celal sahibi ve sanatla yaratan. Celal çokluğuna burada şey yapıyor. Sani de sanatının güzelliğine atıf yapıyor. Ya bu kadar çok ve bu kadar güzel yaratan bir Allah, bir sürü hediyeyle, ikramla, cömertlikle sürekli kendinden haber veren bir Allah. Yani sürekli kendinden haber veriyor. Sürekli rahmetini, keremini, sehavetini, adaletini, hikmetini, ne bileyim o bilimum, lehül esmaül hüsna sırrınca bütün isimlerini, sıfatlarını, şuunatlarını çağrıştıran şeylerle kainatı donatmış bir Allah. Sevdiriyor kendini yani bunlarla. Şimdi bu kadar kendini sevdirmeye çalışan bir Allah, kullarının, mesela biz de şu şeye düşüyoruz, şu darlığa düşüyoruz. Ya Allah bizi çok seviyor. Kesin yani, bu kainattaki eserlerden belli, bize lütfettiklerinden belli, tattıklarımızdan, kokladıklarımızdan, dokunanlardan, içimize çektiğimiz havadan belli, her şeyden, her detaydan belli. Peki biz bu Allah'a nasıl kendimizi sevdireceğiz? Nasıl teşekkür edeceğiz ya? Nasıl teşekkür edeceğiz? Yani bu Allah'a bir teşekkür etmemiz lazım. Onun kendisini sevdirmek istemesine mukabil, ki belli yani bu kadar ikram başka bir amaçla olamaz, kendisini sevdirmek istiyor. El Vedud ismi sırrınca biz ona nasıl kendimizi sevdireceğiz? Onun seveceği şeyi nasıl yapacağız? Çünkü sevmenin delili de sevilen işi yapmaktır. Ne diyor ayet-i kerime? Eğer Allah'a, sünnet-i seniyenin delilidir bu ayet aynı zamanda. Kısa bir mealini söylüyorum. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Habibime, yani Peygamber Efendimiz'e emrediyor Cenab-ı Hak. Onlara söyle diyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bak, Allah kendisini sevdirecek şeyleri yaratmış. Evet, Allah'ı seviyoruz. Ama nasıl yani? Allah nasıl razı edilir? Onun seveceği şey nedir? Bizi nasıl istiyor? Ne yapmamızı istiyor? Neyden kaçmamızı istiyor? Bunların bilgisini kainattan çıkaramıyoruz ki hemen ha deyince. Bize öğretilmesi lazım. Nasıl anılmayı sever? Nasıl dua edilmesini sever? Nasıl teşekkür edilmesini sever?
gibi gibi, nasıl bir ahlakı sever gibi gibi şeyler lazımımız. Çünkü biz de sevdik yani, sevdiğimizin bizi daha çok sevmesini istiyoruz. İşte o zaman zişurdan marziyatı, yani şuur sahiplerinden neyden razı olduğu, marziyat o demek, neyden razı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Yani bu kadar kendini sevdirmeye çalışsın ama neyi sevdiğini söylemesin. Bu kadar güzelliğini anlatsın ama neyi güzel bulduğunu anlatmasın. Bu kadar kendine yaklaştırmak istesin ama yani yakınlaşın, gelin, beni bana doğru gelin diye çağırsın ama nasıl geleceklerini söylemesin. Ya burada bir tutarsızlık olur yani, böyle olmazsa. Yani o yer dolmazsa, ki orayı da dolduran nübüvvettir. Bize Cenab-ı Hakk'ın marziyatı nasıl kazanılır? O anlatılır sünnet-i seniye ile. Hatta dün ismini hatırlayamamıştım. Sonra dersten sonra aklıma geldi. Müzekkin Nüfus'ta Eşrefoğlu Rumi Hazretleri böyle demiş. Bunu Esat Coşan Hoca Efendi de bir vaazında anlatıyordu. Ben de orada dinledim. Sonra kitapta da gördüm. Kitabı da okudum ondan sonra. Orada Eşrefoğlu Rumi Hazretleri diyormuş ki, diyor ki yani, ben de okuduğum için artık diyor ki diyebilirim. Mürşit, peygamber ya da mürşit, ikisi de zaten aynı manaya gelir. Yani mürşit daha kapsamlıdır ama en zirvesi peygamberlerdir. Hem Allah'a, hem kullara Allah'ı sevdirirler, hem Allah'a kullarını sevdirirler. Şimdi kullara Allah'ı sevdirirler, tamam, tebliğ ile Allah'ı anlattığın zaman Allah zaten nihayetsiz cemal kemal sahibi. İster istemez insan onu öğrendiğinde sever. Peki Allah'a nasıl kulları sevdirir yani? Kim Allah'a böyle bir şey yapabilir? Değil mi? Hani böyle bir soru akla geliyor. Onun cevabı da şu: sünnet-i seniye ile. Çünkü insan sünnet-i seniye ittiba ettiği zaman Habibi Ekrem aleyhissalatü vesselamın gölgesi altına girmiş olur. Cenab-ı Hak ona Habibim dedi. Ona benzersen sen de o sırra eriyorsun. İşte sünnet-i seniye de Cenab-ı Hakk'a bizi sevdiren şey. İşte burada da ona atıf var. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetleriyle kendini sevdiren Sani Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir tutarsızlık Cenab-ı Hakk'a yakışır mı? Haşa ve kella. Evet arkadaşlar, süremizde azıcık geçtik. O yüzden daha fazla uzatmıyorum. Sanırım bir sonraki derste bu bahsi bitirmiş oluruz. Üçüncü işaretin kapısına dayanırız diye umuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah nübüvvet sırrından, irşadından, hidayetinden hissemizi ziyade eylesin. O kamiliğinin ayak izlerini öperek Cenab-ı Hakk'ın marziyatını, bizden arzularını öğrenebilmeyi, o yolda yaşayıp o yolda ölebilmeyi hepimize lütfeylesin. Şüphesiz bunlar da onun bir lütfudur. Bizim emeğimizle, sayemizle sadece olmaz bu işler. Kim bu bana ilmimle verildi diyorsa Karun gibi yanmıştır. Bundan Allah'a sığınırız. Elbette her şey onun bir lütfu. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.